Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Canakkale Belediyesi destekleriyle Tübingen Troya Vakfı yürütücülüğünde Troya'dan mitler ve masallar projemizin dördüncü etkinliğini gerçekleştiriyoruz. E, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Haluk Şahin, Tenedos'tan Troyaya ve derken mitler dilden dile isimli söyleşimiz üzerine kendisine ben sözü bırakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili dostlarım. Burası benim evim gibi bir yer. Çünkü Manfred Osman Korfman dostumdu. Daha hiç böyle yerler aklımızın bile köşesinden geçmezken birçok kez birçok vesileyle bir arada bulunduk. Ama en önemlisi 2002 yılında halen devam etmekte olan Homeros okumalarını Bozcaada'da Osman Bey'in katkısıyla başladık. Cevat Çapan, Profesör Korfman ve ben <laughs> onu başlattık. Hala devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Ee, yürüyen bir şey, onu her yıl e, anıyoruz. E, bu kütüphanenin açılışı sırasında buradaydım. Burası gerçekten Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birisi. En değerli uzmanlık e, kütüphanelerinden bir tanesi. E, keşke her kentte böyle e, kütüphaneler olsa. E, Osman Bey'in bize bıraktığı mirasın ne kadar önemli olduğunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. E, sadece biz değil, bütün dünya anlıyor. Bunun ötesinde bir Bozcaadalı olarak ...burada çok sevgili dostlarım var, Çanakkale'li olarak çok sevdiğim dostlarım var... ...onların arasında olmak da bana ayrı bir kıvanç veriyor. Biraz mitoslardan, mitoslarla edebiyat arasındaki ilişkiden söz edeceğim. Önemli... ...bir konu olduğu kanaatindeyim. Başlangıçta biraz notlarıma bakarak konuşacağım. Sonra daha irticalen devam edeceğim. Ben aslında irticalen konuşmayı e, tercih eden bir insanım. Yılların üniversite hocası olarak. Ama burada bazı şeyleri daha disiplinli bir şekilde söylemenin... E, ...gerekli olduğunu e, düşünüyorum. E, mitoloji bizim hayatımıza özellikle Çanakkale'de, Troya'da... ...pek çok yönden giren... E, hayatımızın e, renklerinden birini oluşturan bir bir faktör. E, edebiyat, roman, diğer sanatlar ile mitoloji arasındaki ilişki nasıl bir ilişki acaba? Dostça bir ilişki mi? Düşmanca bir ilişki mi? Kim kimden ne kadar yararlanabilir? Bu türden bazı soruları e, sizlerle kısaca paylaştıktan sonra e, daha izlenimsel, daha Kişisel konulara geçmek istiyorum. Cemal Süreya, şair Cemal Süreya bir zamanlar folklor şiire düşman demişti. Çünkü demişti e, folklor donmuş kalıplardan oluşuyor. Onların şiirde bol bol kullanılması, şiirin kendi iç özgürlüğünü kısıtlayıcı bir faktör haline dönüşebilir. O yüzden folklara çok fazla yaklaşmayın demiş idi. Biz de soruyu şöyle sorabiliriz. Acaba mitoloji de şiire düşman mı? Mitoloji de edebiyata düşman mı? Çünkü orada da işte bir takım hazır kalıplar mı var? Yoksa mitoloji tam tersine hep yaşayan, hep gelişen, hep değişen diri ve canlı bir oluşum mudur? Ben peşin peşin bu sorumun cevabını vereyim. Bence mitoloji şiirin, öykünün ve özellikle romanın dostudur. Onun anası ve torunudur. Ne demek istediğimi daha sonra açıklayacağım. Çünkü mitoloji bildiğiniz gibi Evrenin nasıl yaratıldığını, oradaki canlılara hangi rollerin verildiğini, insanın nereden gelip nereye gittiğini olağanüstü ve gerçeküstü öğelerden yararlanarak anlatan bir öyküler dizgesidir. Bir efsaneler antolojisidir ve kökleri tarih öncesine kadar gider. Mitolojinin yapım birimi, inşa birimi mitoslardır ya da mitlerdir. Mit de öykü anlamına geliyor. Yani öyküler yan yana geliyorlar, buluşuyorlar ve ortaya mitoloji çıkıyor. O mitler birbirleriyle konuşuyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar bazen bazen birbirlerini yutuyorlar ama hep hareket halindeler. Çok uzun bir zamandır etrafta olsalar bire. Her ulusun kendi mitolojisi olduğu doğru olsa da mitoloji hiçbir zaman safkan değildir. Mitler sınır tanımazlar, gümrük vergisi vermezler, bulutlar gibi dolaşırlar. Yani mitoloji sanıldığı gibi donmuş ve katılaşmış, geçmişte kalmış olan bir şey değildir. Hiçbir zaman öyle olmadı zaten. Belirli bir mitolojik öykü Troya'da dahil olmak üzere hep aynı kalmaz, dallanıp budaklanabilir. Bir nehir gibi başka nehirlere katılabilir ve hatta denize yaklaştığı yerde bir delta halini alabilir. Bir mitoloji kahramanı kimin anlattığına göre iki ayrı yerde ölebilir ve dahi bir üçüncü yerde hiç ölmeden yaşayabilir. Mitoloji ile uğraşanlar o yüzden farklı geleneklerden söz ederler. Aynı mitolojik öyküyü anlatırken bile derler ki bakın başka bir gelenek daha var. Orada bu kişi Troya'da ölmüyor. Orada bu kişi tam tersine Delphi'ye gidiyor. Orada işte yaşlanıyor ve normal bir ölüm yaşıyor. Bir başkası der ki "Aa! Bizim inandığımız geleneğe göre o kahraman tam tersine başka bir yere gitmiş ve orada ölmüştür." Hepsi aynı mitolojiye dahil olan şeyler. Yani mitolojiler donuk ve katılaşmış bilgi yığınları olarak değil, sürekli olarak hareket halinde olan, sürekli olarak değişen ve oluşan fenomenler olarak ...aslında e, hayatımıza e, sürekli müdahale ederler. Çünkü durmadan mitolojik öykülere yeni katkılar söz konusudur. Bunu derken sadece arkeologların bulgularını kastetmiyorum... ...sadece bilim insanlarının e, yeni tekniklerle yaptıkları buluşları kastetmiyorum başka bir takım yerlerden de o mitolojik bir aslında bitmiş sanılan ama hiçbir zaman bitmemiş olan öykülere katkılar süre gitmektedir. Bir mühür bulunur günün birinde bir kazıda 1996'da Troya'da olduğu gibi bütün Troya mitosu baştan aşağı değişir ve onun yeniden değerlendirilmesi gerekir. Düşünün oturuyor ki Şiliman'ın kazılarına kadar acaba var mı yok mu peri masalı mı diye düşünülen bir yerde ve pek çok kişiye göre Troya sadece ve sadece Homeros adlı bir kişinin hayal gücüyle yaratılmış bir öyküden ibaretti. Ve işin tuhafı Homeros'un da yaşayıp yaşamadığı belli değildi. İnsanlık onunla uğraşıyordu ama e sonradan ne oldu? İşte Şriman'ın kazılarıyla Hisarlık'ta aslında o Troya denen yerin altıncı katmanının e, öyle bir savaşın geçtiği yer olduğuna dair bir olgusal temel ortaya çıktı. Troya mitosuna bakışımız değişti. Sonra ne oldu? Sonra Profesör Korkman'ın yaptığı kızılarla onun bulgularıyla oranın nasıl bir yer olduğu, kime ait olduğu, orada ne yaşandığı ile ilgili bilgilerimiz, düşüncelerimiz Hayallerimiz değişti. Yani Troya mitosu böyle bir oluşum halinde geçmişten günümüze doğru gelmeye devam etti. Bu hala süre giden bir şey. Yani biz İlyada ve Odisya'dan bahsediyoruz. Ee, onlar böyle hani durağan kitaplar gibi raflarımızda duruyorlar. Ama bir bakıma onların her ikisi de yeniden değerlendirilmekte, yeniden yorumlanmakta ve çok farklı açılardan ele alınmakta. Hani Virgil'in meşhur lafı var. Troya her akşam yanıyor. Diyor ya Troya yaşıyor ve her akşam yanıyor bir anlamda bizim hayalimizde. Fakat öbür taraftan İlyada ve Odisea'da bir anlamda her akşam yeniden yazılıyor. Bunun birkaç örneğini vermek istiyorum. Mesela... Aşille veya Akilleus'la çok yakın arkadaşı Patroklos arasındaki ilişki şu Truva filminden sonra çok farklı gözlerle değerlendirilmeye başlandı. O zamana kadar daha çok bir yakın arkadaşlık akrabalığı aşan bir arkadaşlık olarak değerlendirilirken bu sefer başka türden bir sevgi olarak değerlendirilmeye başladı. Bunu herkes kabul ediyor demiyorum. Bir dal daha çıktı. Böyle de anlaşılabilir. Yani o mitosa yeni bir boyut eklendi. Helen'in hikayesini biliyoruz. Hector'un karısının hikayesini biliyoruz. İlyada'da ve Odisya'daki kadınların Penelope'i dahil olmak üzere hikayelerini biliyoruz. Fakat yakınlarda bir roman yayınlandı. The Silence of the Girls diye bir roman yayınlandı. Bu romanda bu şahısların, bu kadınların gözünden olaylar yeniden dile getirildi birdenbire buna başka kitaplar eklenmeye başlandı. Bir feminist bakış açısı ile İlyada yeniden yorumlanmaya başlandı. O kadınlar neler çektiler ya da ne ne yapıyorlardı. Yani Troyalı Helen'in öyküsünü düşünün. Spartalı Eleni veya işte Troyalı Helen o hikayeye biraz daha yakından baktığınızda ve günümüzde yazılanlara baktığınızda o mitosun mitos diyorum çünkü bu bir öykü. Yani yüzde yüz elimizde nüfus kağıdı oturduğu ev vesaire falan yok. Kafamızda daha çok yaşamış, edebiyatla gelişmiş, gelişlemiş. Olgusal bir takım bağlantıları olması ihtimali çok yüksek ama hiçbir şekilde kanıtlanmış değil. Fakat bu öykü sürekli olarak gelişiyor, geliştiriliyor. Bir geleneğe göre, biraz evvel dedim ya mitolojide gelenekler var. Birinde hikaye bu tarafa gidebilir, öbüründe bambaşka bir tarafa doğru gidebilir. Bir geleneğe göre Troyalı Helen hiçbir zaman Troya'ya gelmedi. O geleneğe göre Troyalı Helen Sparta'dan Troya'ya e doğru yapılan deniz yolculuğu sırasında Mısır'a uğrandığında Mısır'da indi ve orada kaldı. Buraya ya bir başkası geldi veya sanki varmış gibi böyle bir efsane etrafa yayıldı. Christa Wolf ki o da Homeros ödülünü alan ünlü bir Alman yazarı bizim Homeros ödülümüzü alan. Sa onun Cassandra adlı romanında Helen yoktur. Çünkü Helen Mısır'dadır. O hikayeyi o taraftan geliştirmiş. Helen'in önümüzdeki dönemde birçok başka romana, hikayeye ve filme konu olması olasılığı çok yüksek. Çünkü dünyada kadın sorunu çağımızın önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve mutlaka bir takım insanlar bir takım alıp ee, Helen'den yola çıkarak veya Eleni'den yola çıkarak kadın karakterler yaratacaklardır. Ve mesela bunun ne gibi dallara ayrılabileceğini ele alan ve Helen'in şimdiye kadar ele alınış tarzından mutlu olmayan bir yazar bin gemiye yelken açtıran bu kaltak tırnak içinde Bakalım daha nasıl anlatılacak diyor. Çünkü Traylor Heller'in yorumları arasında bir taraftan e, çok e, masum bir sevgiyle e, Paris'e tutulan e, güzel bir aşkın e, bir e, partneri olarak ele alınırken, başkaları tarafından, başka yorumcular tarafından e, bambaşka biçimlerde e, yorumlanmış ve kentinin felaketinin Paris'le beraber baş sorumlusu olarak kınanmıştır. Şimdi bunlar hep aynı mitolojinin parçaları. Yani mitoloji canlı, değişen, katkılara açık ve biz yazarlara kaynaklık edebilen, konu sağlayan yani ...insanlığı daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir öğe olarak... ele alınmalıdır diyorum ben. Yani ben mitolojiden bahsettiğim zaman böyle... ...hani evet işte orada tanrılar efendim e, dünyanın kaostan nasıl çıkıp bilir... ...bir düzene ulaştığı olağanüstü güçler vesaireler falanlar filanlar. Ama bütün bunların arkasına baktığımız zaman... ...orada öyle öğeler var ve bu öğeler çağdaş insanlar için, bizler için o kadar değerli ipuçları taşıyorlar ki oradan edebiyatımızı geliştirebilir ve kendimizi ve insanlığı daha iyi anlayabilme çabasına kalkışabiliriz. Ben böyle bir şey yaptım değerli dostlarım. Onu size paylaşmak istiyorum. Ada diye bir roman yazdım. İçinizde var mı adayı okuyanlar? Bir, bir gördüm iki kişi gördüm. Evet. Şimdi bu mitolojiden doğrudan doğruya yararlanmış olan bir e, romandır. Hiç çekinmeden utanmadan açıkça mitolojik bir hikayeyi aldım ve onu işledim ve buna anamın ak sütü gibi hakkım olduğuna inanarak yaptım bunu çünkü Homeros'un ve bu bölge mitolojisinin bir tek ulusa, bir tek coğrafyaya ait olmadığına inanıyorum. İnsanlığın ortak malı olduğuna inanıyorum. Norveçli ya da Guatemala'lı bir yazar oturup Helen'le ilgili veya Patrokos'la ilgili veya bir başka mitolojik kahramanı ile ilgili roman yazabiliyorsa ben dedim ki Haluk Şahin sen de yazabilirsin. Senin de hakkındır. Üstelik sen şurada Troya'nın karşısında 10 mil güneyinde Bozcaada'da yaşamaktasın. Ne yaptım? Şöyle bir şey yaptım. Şuralarda Lapseki'nin oralarda bir zamanlar bir krallık varmış. Bu krallığın kralı Kiknos'un eşi vefat etmiş. Kiknos bir başka kadınla evlenmiş. Genç ve güzel ve tırnak biraz hoppa bir kadın da evlenmiş. Çok da yakışıklı bir oğlu varmış. Kiknos'un. Bir müddet sonra... ...yeni eşinin... ...oğluna... ...pek de uygun düşmeyen bazı hareketlerde bulunduğu... ...anlaşılmış... Ve oğul uzaklaşmış üvey annesinden. Bu durumdan hoşnut olmayan üvey anne ve sarayın kavalcısı ya da flütçüsü gidip babaya ihbarda bulunmuşlar. İftira atmışlar. Demiş ki senin oğlun yeni işini sulandı. çok kötü şeyler yaptı. Bunun üzerine kral da öfkelenmiş. Oğlu Tenes'i, kral Kiknos oğlu Tenes'i ve kızını, abisinden yana çıkan kızını bir sandığın içine koyup denize atmış. O sandık yüzmüş, Ege denizine çıkmış, Troya'nın önünden geçmiş ve Tenedos sahillerine vurmuş. Tenedoslular bu sandığı bulup açmışlar, içinden çıkan Tenes'i, adalarına kral yapmışlar. Müreffeh bir dönem başlamış orada. Onun yönetiminden çok memnun imişler. Derken Akalar onların müttefikleri Troya'ya doğru yola çıktıklarında, özellikle Achilles önce Midilli'ye uğramış, Midilli'yi talan etmiş. Sonra Tenedos'a gelmiş. Ve orada Tenes'in kız kardeşine vurulmuş zaten Akilleus devamlı olarak karşısına kim çıkarsa ona vurulmakla ünlü bir cengaver. Ee, Tenes buna engel olmaya kalkmış, Tenes'i öldürmüş. Bir hikaye bu. Fakat o hikayenin şöyle bölümleri var. Bir müddet sonra Kral Kiknos oğluna haksızlık ettiğini anlamış. Tekneyi atlayıp Denedos'a gelmiş. Oğluyla barışmak için teşebbüsü bulunmuş. Oğlu elindeki baltayla halatları keserek tekneyi denize itmiş ve babasıyla barışmayı reddetmiş. Ana hikaye bu. Ama pek çok gelenekte Tenes'in Akileus tarafından Tenedos'ta öldürüldüğü söyleniyor. Buna karşılık bazı geleneklere göre Tenes Troyalılardan yana, Anadolulardan yana Troya'ya gelmiş. Troya'da Akileus tarafından öldürülmüş bir başka geleneğe göre. Kiknos'un nasıl öldüğü konusunda da çeşitli rivayetler var. Böyle bir hikaye. Ben bu hikayeyi alıp günümüze uyguladım. ...ne yaptım? Zengin, çok zengin... ...böyle Karun gibi zengin bir iş adamı aldım... ...onun... E, ...çok aklı başında... E, ...Deniz diye, tenes, Deniz... ...bir oğlu var... ...ve... E, ...babanın... ...işte annesi ölmüş... ...baba birisiyle evlenmiş... E, ...Deniz'le... ...üvey anneye geçinememişler... Denizde yani geçinemeyince aynı benzer bir iftira'yı babaya iletmişler. Bunun üzerine babayla oğulun arası açılmış. Oğul adayı şey e, terk etmiş krallığı terk etmiş ve bir tekneyle boğazdan aşağı giderek Tenedos'a varmış ve Tenedos'ta e, yaşamaya başlamış. Benzer olaylar. Fakat ben bu benzer olaylar arasına ...hep çağdaş öğeler koydum... ...yani hikayenin kalıbı aynı... ...kral yerine çok zengin bir iş adamı var... ...efendim... Ee, ...Fettan... ...ivey anne yerine... Ee, ...iş dünyasını da meraklı... Ee, ...bir... Ee, ...eski film oyuncusu... ...kadın var... E, ...falan... Fendi. ...bu öğeleri yerli yerine yerleştirdim... Fendi. Deniz. tenis yerine Deniz. Kız kardeşinin adı da Hale olmuştu. E, i̇simleri de mümkün olduğu kadar benzetmeye çalıştım. Yararlandım bu kalıptan. Fakat işin içine başka şeyler eklemeye başladım. Ne gibi? E, Deniz'le bir arkeolog kız arasında bir gönül ilişkisi başladı. Arkeolog Kız e, Troya kazılarında çalışıyor. Çok aklı başında, e, mitolojiye de hakim. E, günün birinde denizle oturup konuşurlarken denizin yaşamakta olduklarının geçmişte yaşanan bir hikayeye tıpa tıp atıp benzediğini keşfetmiş ve dehşet içinde kalmışlar. Şu soru çık çıkmış karşılarına, acaba bir hayat daha önce yaşanmış bir hayatı nereye kadar tekrar edebilir? Aa, her şey fevkalade e, garip çünkü hemen hemen zaman farklılığı dışında müthiş bir şekilde taklit ediyor. Daha da vahim bir şey var. Eğer bu hikaye böylece devam edecek olursa Tenes öldürülecek. Akileus tarafından öldürülecek. Benim Akileus'um da mafya. Onu da oraya koydum. E, o zaman ne yapmak lazım? O zaman Tenes'in öldürülmediği bir gelenek bulmak lazım. Denizin öldürülmediği bir gelenek bulunursa denizin bir yaşama şansı olacaktır. Ama öyle bir şey bulunamazsa denizin ölmesi kesin garantidir. Kızır aklına doktora yapan ...ve son derece başarılı bir arkeolog olan... ...Gülderen'in aklına... ...o yeni bir gelenek başlatarak... ...o seçeneği, o şansı yaratmak gelir. Arar arar hiçbir yerde şey bulamaz. TENES'in kurtulduğu bir seçenek bulamaz. E der ki acaba ben... ...doktora tezimin bir dip notunda... ...bu arada TENES'in... Filanci yerde kurtulduğuna ilişkin bir takım bulgular olduğu Brezilya'da çıkan bir dergide dile getirilmiştir. Bir şans yaratmış olurum. Eğer bir şans yaratmış olursam yaşama şansı var demektir. Şeye geldiklerinde Profesör Korfman'la beraber çalışıyorlar zaten. Profesör Korkman'a şu sorulur. Denir ki eğer bilimsel araştırmalar sırasında bir araştırmacı gerçek olmayan bir şeyi eserine katarsa o ne olur? O kariyer biter de diyor Profesör Korkman. Gerçekten düzgün bilimsel hayatta e, uyduramazsınız, e, dipnotu yaratamazsınız. Eğer böyle bir şey yaparsanız ve yakalanırsanız bilimsel hayatınız biter, sıfırlanırsınız. Fakat öbür taraftan... Gülderen'in inandığı aşk tanımına göre eğer bir insan sevdiği insan için her şeyi yapmayı göze alamıyor ise o aşk değildir. Yani eğer aşkınızı kanıtlamanız için Akilleus'un tepesinden aşağıya atmanız gerekiyor ise ve siz ay düştükten sonra ya ölürsem ya e, ee, bel kemiğim kırılırsa vesaire gibi düşüncelere dalarsanız henüz aşık değilsiniz. Aşık değilsiniz. Mutlaka göze almanız gerekir. Kız bunu göze alır. O bir şansı yaratır. Çünkü oraya girdiği andan itibaren mitolojinin oluşturulma biçiminden bahsediyorum. Yani mitoloji uydurulmuş hikayeler. Ve her uydurulmuş hikaye kendisinden sonra başka hikayelerin uydurulabilmesi ihtimalini üretiyor. Eğer uydurduğunuz hikayede tenes yüz yerde ölürken bir yerde kurtuluyorsa tenesin kurtulma ihtimali vardır, şansı vardır. Ve büyük bir ihtimalle sizin dipnotunuz o konuda yazılacak olan başka doktora tezlerinde bir kaynak olarak belirtilecektir. Bunu göze alır. O şekilde yazar derken olaylar farklı bir biçimde gelişir. Söylemeyeyim sonunu. ...belki içinizden okumak isteyenler olur... ...ama ben orada şunu... ...özellikle vurgulamaya çalışmıştım... ...yani bu mitolojik hikayelere... ...bizim kesin olarak bitmiş... ...sadece ve sadece... ...efendim referans olarak... ...başvuracağımız... ...öyküler olarak değil... ...sürekli olarak değişen... ...oluşan ve gelişen... ...öyküler gözüyle bakmamızda yarar var... ...mitolojiyi sürekli olarak yeniden... ...yeniden... ...yeniden yorumlamaktayız gene İlyada meselesine dönecek olursak belki içinizde seyredenler oldu. İki sene önce BBC The Fall of a City bir kentin düşmesi düşüşü diye Troya ile ilgili olarak bir dizi yaptı altı bölümde. Oradaki Akilleus zenciydi. Siyah deriliydi. Niye? Çünkü günümüzde ırkçılık bir sorun ve siyah deriller genellikle kurban rolündeler. Bunu yaparak BBC veya işte o senarist siyah derilerin kurban rolünde olmasının kaçınılmaz bir yazgı olmadığını, bu başka bir takım seçenekler de olabileceğini öne sürdü. Dedim ki Patrokos'la e, aşıl arasındaki ilişki, e, o bir dizi kitabının yazılmasına sebep oldu. Örneğin The Song of Achilles adlı bir romanda, çok satan bir romanda o büyük bir aşk hikayesi olarak anlatıldı. Yani Patroklos ile Achilles arasındaki ilişki kardeş gibi yakın iki insan yerine bayağı derin bir aşk hikayesi olarak anlatıldı. Bu türden alt kültürler ...farklı bakış açıları... ...mitolojiyi... ...kendi bakışlarından değerlendirerek... ...sürekli olarak... ...geliştirmekteler. Şimdi ben oradan şey diyorum... ...aşağıda Ersin Burak'ın sergisini... ...gördüğünüzü zannediyorum. Görmediyseniz de... ...tavsiye ederim mutlaka görün. Çünkü gerçekten o... ...galeriye... ...fevkalade yakıştı... ...ve... E, ...çok önemli bir şey var. Mustafa Kemal ile Hector'un yan yana... ...bir resmi var başlangıçta. O aslında... ...Profesör Korfman'ın... ...öne sürdüğü bir... ...benzetmeden yola çıkarak yapılmış olan bir şey. Yani Osman Bey de... ...diyordu ki... yani ...Troya Savaşı aslında Çanakkale Savaşı gibi bir şey. Bir takım insanlar... ...bir araya gelip kocaman bir donanma kurup... ...Anadolu'ya... ...veya işte bu... ...kara parçasına saldırıyorlar... ...ve buranın insanları da bir araya gelerek... ...kendilerini savunuyorlar... ...tıpkı... ...Hector'un liderliğinde... ...Troy'alların yaptığı gibi... ...demişti, oradan yola çıkarak... ...böyle bir... ...resim yaptı... ...şimdi yani... ...gördüğünüz gibi Ersin Burak da... ...mitolojiden yararlanıyor... ...mitolojiyi yeniden yorumlayarak... ...bakın böyle de bakılabilir diyor. Ama henüz bunun romanı yazılmadı. Bunun şiiri de yazılmadı. Belki yazılacaktır. Belki de yazılmaktadır şu anda. Şuna yüzde yüz eminim ki şu anda dünyanın pek çok farklı coğrafyasında yüzlerce romancı ve hikayeci elimizdeki bu malzemeyi şiir, hikaye, roman, oyun operaya dönüştürmek için çalışmaktadır. Yani önce elimizdeki mitolojik malzemenin ne kadar farklı şeylere hamile olduğunu değerlendirebilmemiz gerekir. Bunun için de ona iyi bilmemiz gerekir. Her şeyden önce bizim herkesten daha iyi bilmemiz gerekir. Ama baktığımızda kendi edebiyatımıza baktığımızda bizim bu mitolojik malzemeden çalışma konusunda çok da başarılı olmadığımızı, çok da mahcup bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani kaç tane Troy ile ilgili kaç romanımız var? Ee, şiirlerimiz belki Melih Cevdet'in ve birkaç başkasının şiirlerinden söz edebiliriz. Orada garip bir mahcubiyet var. Mitolojik malzeme kullanırken Bence o türden bir mahcubiyete kesinlikle gerek yok. Yani benim Bozcaada'da da yaşayan bir insan olarak... ...sizlerin Çanakkale'de yaşayan insanlar olarak... ...ya bana ne, işte acaba ben bunu yazdığım zaman... ...başka birinin hikayesini mi anlatıyor olurum falan gibi... ...kaygılara kapılmanıza, yazarlarımızın, çizerlerimizin kesinlikle gerek yok. O yüzden fazla sayın Troya... E, Sanatını e, büyük bir e, övgüyle anmak isterim. E, o malzemeyi alıp en iyi şekilde işlemek hem bizim imkanımız hem bizim fırsatımız. Diyorlar ki peki niye onu anlatıyorsun? Ben de diyorum ki şundan onu anlatırım çünkü o da beni anlatıyor, buranın hikayelerini anlatıyor. Yani. İlyada'yı şey olarak okuyun. Coğrafi bir tekst olarak okuyun. Oradaki eski isimleri, yeni isimleri çevirin. Aslında ne kadar aşina bir coğrafyada, hemen şuralarda, adını şu an her gün on defa kullandığımız yerlerde geçmekte olduğunu. Orada Esen Rüzgar'ın, işte buradan mesela Çanakkale'den veya işte Troya'dan Windy Ilium diye çeviriyorlar. Rüzgarlı Troya diye bahsediyorlar. İşte bugün sabahleyin yürürken rüzgarda yürümekten zorluk çektiğimiz zamanlar oldu. Kokusuyla, coğrafyasıyla, tarihiyle, her şeyiyle bu alanın mitolojisi de bir anlamda bütün insanlıkla beraber bize emanet edilmiştir. O yüzden Ersin Burak'ın aşağıda yaptıklarını büyük bir kıvançla izledim. Umarım başka örneklerde olacaktır. Erdinç Bakla hocamızın harika heykellerden oluşan bu toprakların mitolojisini yeniden yorumlama çabasını bu arada ...özellikle anmak isterim... ...başka bir takım örneklerde olacaktır... ...bu toprakların tabii bu arada Dede Korkut'u da... ...elbette ihmal etmememiz gerekir... ...Köroğlu'nu da belki... ...ihmal etmememiz gerekir... ...böyle müthiş bir malzeme var... ...fakat bizim yazarlarımız nedense... E, ...mitolojik malzemeye karşı... E, ...yanlış anlamalar sonucu... E, ...mahcup davranmış... ...ve yazabilecekleri eserleri yazmamış... ...bu eserlerin yazılmasını başkalarına bırakmışlardır. Bir adım öteye geçeyim. Peki, acaba bu mitolojiye ilgiyi yükseltebilmemiz için ne yapabiliriz? Önce bilinmesi lazım. Önce okunması lazım. Önce ilgi duyulması lazım. Son zamanlarda bu konuda çok olumlu bir takım gelişmeler oldu kanaatindeyim. Burada şu anda karşımda oturan sizler bunun örneklerinden birisiniz... Yani işte ve derken mitler dilden dile diye bir konu, mitoslar nasıl gelişir veya gelişmez, nasıl dolaşır veya dolaşmaz konulu bir konuşmayı dinlemek üzere buraya gelmiş olmanız bu ilginin e, yükselmekte olduğunun e, ilginç bir örneği. Umarım bu devam edecektir. Burada tekrar e, Profesör Kortman'ı anmadan edemeyeceğim. Ee, 2020, 2002 yılında e, bizim 20 yıldır Bozcaada'da düzenlemekte olduğumuz Homeros okumaları e, fikrine kendisini açtım. Dedim ki biz bakın Dublin'de zannediyorum 15 Mart'ta Dublinliler her yıl James Joyce'un Dubliners Ulysses ee, adlı e, kitabını okuyorlarmış onlar baştan sona okuyorlarmış. Orada geçiyor çünkü Dublin sokaklarında geçiyor. Bizim Odisea'dan esinlenerek yazılmış olan bir eser bir roman Ulysses her şeyi 24 saate sığdırmış. Hani Odysseus'un 10 senede yaptığı yolculuğu 24 saate sığdırmış ve Dublinliler belirli yerlerde bir araya gelip Joyce'un bu eserini okuyorlar. Benim de aklıma bu geldi. Biz niye onları okumayalım? Biz de hadi gelin yani karşısı Troya. Bize oturup onları okuyalım. Etraftan birkaç kişiyle konuştum. Çok da fazla ilgilenen olmadı. Çünkü dediğim gibi o konuda eğitim sistemimiz üzerine düşeni yapmıyor. Ee, yazarlarımız bu konuya çok fazla ilgi göstermemiş ee, ancak popüler kültürden bir itme olduğu zaman biz kendi öykümüze dikkat etmeye başlıyoruz. Örnek 2004 yılında Truva filmi yani Brad Pitt ve arkadaşlarının oynadığı o oynamaya başlayınca Allah müthiş bir ilgi uyanması oldu. Ondan sonra insanlar yapma ya, Aa, o Troya, kim bilir Troya'yı İtalya'da veya e, Yunanistan'da zannediyorlardı. Ondan sonra benim o sıralarda oradan yola çıkarak yazdığım gazete tefrika edilen, Troyalılar Türk müydü diye bir kitabım çıkmıştı. Ben etlik bir argüman yapmaya çalışmıyordum. Sadece diyordum ki bakın böyle de bir, bir mitos var. Bir dönem Avrupalılar orta çağda, ya bu, Türkler de nereden çıktı? Avrupa'nın işlerine doğru ilerliyorlar. Birisi demiş ki onlar Priyamos'un torunu, Türkus'un çocukları. Triyo Savaşı'ndan sonra gittiler Romanya civarında bir yere yerleştiler. Şimdi tekrar dünyaya yürüyorlar. Bir başkası demiş ki işte o Türkiye'nin çocukları Kaf Dağı'nın arkasında beklemekteydiler vesaire bu türden yazılar yazılmış. İnsanlar bunlara inanmış. Bunların yani tarihsel doğrulukları fevkalade şüpheli. Ama bu mitos Avrupa'da 500 yıl süreyle egemen olmuş. Denmiş ki mavi kanın yani asil kanın kaynağı Asya'dadır. Yani Troya'dadır. O yüzden bütün Teodal devletçikler ve daha büyük devletlerin yöneticileri aslında kendilerinin Troya kaynaklı olduğunu kanıtlamak üzere çeşitli şeyler yazdırmışlar, ısmarlamışlar. Çünkü mavi kan, asil kan buradan geliyor. İşte Eneas'tan bahsedilir yani Eneas da buradan çıkar ve e, önce Kartaca'ya. Ondan sonra da İtalya'ya gider ve Romus ve Romulus hikayesine kadar uzanır ve böylece yeni Troya orada ortaya çıkar. Orada doğar. Sonra ne olmuş? Sonra Türkler biraz fazla ileriye doğru gitmeye başlamışlar. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren o güne kadar Türkleri Troyalıların devamı olarak gören ve gıpta bakan bir takım çevreler, Türkler kendileri için bir tehlike haline dönüşünce fikir değiştirmişler. Papa bir konsül bir konsey toplamış ve orada e, Türklerin aslında e, Troyalı değil şeytan oldukları e, yolunda bir karar çıkmış ve. Avrupalıların onlar bizden değildir, bizimle birlikte olamazlar, tam tersidir şeklinde çıkan karar üzerine Troyalıların Türklüğü üzerine e, yapılmış olan yorumlar baştan aşağı değişmiş. Bu da bir mitosun nasıl değiştiği, değiştirilebileceği ile ilgili bir şey. Ama biz de hani çok emin değildik, e, Troyalılar bizim neyimiz olur? Ben o kitabın sonunda şu sonuca varmıştım. Troyalıların Türk olup olmadığı o kadar önemli değil ama bence biz hepimiz Troyalıyız. Bunun neden öyle olduğunu da belki size birazdan anlatma fırsatını bulurum. Biz niye Troyalıyız? Neyse bir fikir boşluğu var, fikir eksikliği var. Korf bana söyledim. Osman Bey dedi ki ya ilgi gösterirler mi acaba dedi. Ben dedim ki biz çok insan istemiyoruz ki. Yani 20 kişi gelsin. Bir de şöyle de bir süsleme koydu bu kafamdan. Sabaha karşı Tüyad'ın karşısındaki sahilde buluşalım. Herkes istediği dilde bir da getirsin. Tam güneş doğmaya başladığı anda yani şafağın pembe parmakları gökyüzüne dokunduğu anda okumaya başlayalım. Okuyabildiğimiz kadar okuyalım. Ben de Dublin'ler gibi yapalım diye düşünüyordum. Okuyabildiğimiz kadar okuyalım. Bir müddet bunun çok gerçekçi olmadığını birkaç yıl sonra fark ettim. Fakat gitmeden önce yani buna başlamadan önce bir gece önce aklıma şu soru takıl dedim ki ya bu olur mu yani ee, insanları sabaha karşı kaldır sahile gelsinler ve İlya da okumaya başlasınlar. Müzik yok, bir şey yok, şu yok, bu yok. Kendi gözlerimle görmek için bir sabah önce o salhanenin yanındaki arka denize gidip Troya tarafına baktım. Sevgili dostlarım bir gün doğumu oldu. Muhteşem bir güneş doğdu. Ve dedim ki bırak İlyada'yı okumayı, bırak Homeros'u okumayı. Burada ne okursan oku, gider. Ertesi sabah erkenden aynı yere gittim. Baktım bir daha henüz güneşte olmuş bir elektrik direği. Elektrik direğinin dibinde beyaz saçlı bir adam oturmuş. Elinde de bir kitap ona bakıyor. Elektrik ışığıyla. Aa baktım Osman Bey Profesör Korfman. Dedim ki siz ne arıyorsunuz burada? E dedi ki geldik hazırlanıyoruz tabii dedi. Alman tabii. Yani hazırlıksız oraya çıkacak değil. Belki yüz defa okumuştur ama o sabah okuyacağı yerleri hazırlanıyordu. Aa bir baktık sokakların arasından kedi yavruları gibi insanlar çıkıp gelmeye başladılar. 50-60 kişi sayede oluştu, buluştu. Güneş doğdu, muhteşem bir gün doğumu oldu. Birçok kimse tam olarak ne yapmaya çalıştığımızın farkında değildi. Belki biz bile tam olarak ne yapmaya çalıştığımızın farkında değildik. Fakat bir müddet sonra o şiirlerin o öykülerin bu coğrafyaya ne kadar uyduğunu aslında anlatılanın işte oradaki oranın hikayesi olduğunu o oturmakta olduğumuz sahile Odysseus'un çıkıp adada bir gece kaldığını ve ertesi gün biraz daha fazla ganimet almak üzere tekrar Troya'ya döndüğünü ve bu sefer bir türlü yolunu bulup kendi evine gidemediğini vesaire işte o arka taraftaki sahil, Ayazma Sahili'nin aslında biraz evvel dedim ya bin gemiye yerken açtıran o kadın o bin geminin gelip Troya'nın kapılarının açılmasını beklediği yer olduğunu falan yerle yerine yerleştirince bu etkinlik anlam kazanmaya başladı. Seneler içinde giderek büyüyerek devam etti. Troya müzesi de kuruldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde Troya'ya yönelik ilgi her geçen gün biraz daha artmakta. Ve şu anda uzun bir zamandır olduğu gibi Troya tahta at mitosu, Paris ile Helen arasındaki aşk hikayesi insanlığın bildiği en iyi ikinci öyküymüş. En iyi bildiği birinci öykü Adem ile Havva öyküsü. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. İkinci öyküde işte Troya atı bırakıldı. Ondan sonra Paris'te Elen arasındaki aşk vardı e falan. İşte bir sanatçılar arı gibi çalışıyorlar dünyanın dört tarafında. Arı kovanı vızıl vızıl sürekli olarak yeni şeyler yazılıyor. Farklı farklı yorumlar yapılıyor. Biraz evvel bazı örneklerini verdiğim gibi. Bu şu demektir. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman bu şu demektir. Bundan 10 sene sonra Troya ve Çanakkale daha da önemli kentler haline geleceklerdir. Bu şu demektir. Bugün Homer'ı okuyarak büyümekte olan insanlar, gençler mutlaka ve mutlaka buraları merak edeceklerdir. Nasıl yerler oralar? Ve o insanların sayısı kesinlikle azalmamaktadır. Eskiden biz diyorduk ki daha çok işte Batı uygarlığında Batı da bunu yapıyorlar. Hatta bunun Batının bir komplosu vesaire falan gibi gösterenler bile vardır. E şimdi Japonlar da okuyor. Çinliler de okuyor. Gittikçe okuyanların sayısı hızla artmakta. İşte bu arada şöyle tartışmalar oldu. Yani biz niye yani Yunanca yazılmış olan bir şeyi niye e, büyütelim gözümüzde. Biz de diyorduk ya şundan buranın hikayesini anlatıyor. Buranın hikayesi her şeyden önce bizim hikayemiz. Yani bunu mutlaka ulusal bir milliyetçilik düzleminde ele almak gerekmez. Bu coğrafyanın hikayesi. Bu toprakların derinliklerinden havasının en yüksek yerlerine kadar ne olmuşsa ve ne oluyorsa ...hepsi bize emanet... ...onu en iyi şekilde öğrenmek ve geliştirmek... ...bizim görevimiz... ...bu misyonla, bu anlayışla... E, ...yapmaya başladık ve gerçekten... ...değerli dostlarım bu sene 20.sini yaptık... ...yani Türkiye gibi bir yerde... E, ...başlangıçta... ...çok marjinal görünen bir kültürel etkinliği... ...20 yıl sürdürmenin... E, ...çok da kolay bir şey olmadığını... E, ...itiraf edemiş yani sponsorumuz falan olmadı. Kimseden sponsorluk falan almadık. Yani bilinçli olarak almadık. İstedik ki bu bir Bozcaada olayı olarak kalsın, gelisin. Şimdi tabii müze açıldıktan sonra Troya'ya e yönelik ilgi bu kadar yükseldikten sonra onu hala küçük yerel bir olay olarak tutabilir miyiz, tutamaz mıyız? Yani değerli dostlarım artan ilgiden bahsediyorum. Bozcaada şimdi Türkiye'nin turizm gözlerinden birisi, en parlak yerlerinden bir tanesi. Bozcaada ile ilgili ilk turistik yazıyı 1994 yılında Atlas dergisinde ben yazdım. Ve aklımın köşesinden geçmezdi. Günün birinde sokaklarda dolaşırken nereden çıktı bu adamlar ya bana yürüyecek yer kalmadı. Ve ilk kitabı da ben yazdım. Burada üzerinde Bozcaada'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan kitap. Haluk Şahin'in Bozcaada kitabı. Bunu şunun için söylüyorum. Troya'nın büyüyen cazibesinden de elbette yararlanıyor Bozcaada. Ve bu daha da böyle olacak, daha da böyle gidecek. Her yıl o mitosun sürekli olarak gelişen, geliştirilen, büyüyen mitosun etkisiyle buraya önce yüz binler sonra milyonlarca insan gelecek. Görmek için. Ve Tenedos'un hikayesi de o hikayenin bir parçası. Ondan kopuk bir şey değil. Onun bir parçası hemen karşısı. Böyle bir geleceğe doğru ilerlemekteyiz. Bu arada olumlu şeyler oluyor. Bu kütüphanenin açılması kuşkusuz o olumlu adımlardan bir tanesi. Yani dünyanın en önemli arkeoloji uzmanlık kitaplıklarından bir tanesi. Profesör Korfman'ın kitaplarıyla ve verilen diğer kitaplarla bu daha da gelişip e, genişleyecektir. Müzenin açılması, Avrupa'nın yılın müzesi seçilmesi kendi başına alkışlanması gereken bir şeydir. Başka bir takım sergiler açılacaktır. Başka bir takım etkinlikler olacaktır. Ve Troya olarak yani Çanakkale adı belki ...biraz daha geri plana düşecek... Truva'da biraz daha öne çıkacaktır... ...ama... ...iki tarafı da... ...son derece ilginç... ...bu boğazın... ...bu tarafı da öbür tarafı da... Ha, ...köprü iyi midir kötü müdür... ...bunu ayrıca tartışabiliriz... ...fakat Çanakkale'nin... ...müthiş bir talep artışıyla... ...karşı karşıya kalacağı... ...bir döneme doğru ilerliyoruz... ...şunu söyleyeyim... Ee, mitoslardır bundan sorumlu olan değişen, geliştirilen büyüyen yeni renkler ve boyutlar eklenen mitoslardır İki mitoslar var ben de şeyi yazmak istiyorum ee, söyleyince bir anlamda bu bir vaat gibi oluyor ben üç roman yazdım ee, dördüncü romanımın adının Troya'da o gece olmasını arzu ediyorum. O kapılar açıldıktan ve Bozcaada'nın arkasındaki bin teknenin buraya geri dönüp akalı cengaverlerin adaya girip kaleye girip Troya'ya girip katliam yaptıkları geceden başlayarak olup bitenleri anlatmak istiyorum. İçinizle aranızda Virgil'in Eneas'ını okuyanlar vardır. Orada anlatır. ...o gece neler olduğunu ama... ...Kartacı'dan anlatır, Batı'dan anlatır... ...fakat o sırada biz artık... ...Profesör Korkmanın da büyük katkılarıyla... ...Troya'nın... ...bir Luvi kenti olduğunu... ...Troya'da Lüvice konuşulduğunu... ...Yunancı değil, Akaca değil, neyse... Ee, ...ve Hitit geleneklerine bağlı... ...Hitit efsanelerinden... ...Hitit, Sümer, Mezopotamya, Hitit efsanelerinden beslenmiş bir yer olduğunu biliyoruz. Diyorum ki madem ki bize emanet hani ben de onu anlatmaya çalışayım. Belki günümüz için fazla eski moda olabilir böyle e, mitolojik meselelerle derinlemesine uğraşmak ama e, o mühür var ya hani bulunan mühür burada bahsettim 1996 yılında ...bundan mühürün üzerindeki yazı L Luvice. O bir katip mührü ve hem kadının hem erkeğin adı var. Yani Grek tarafında, Aka tarafında kadınlara o şekilde roller verilmiyor Buna karşılık Anadolu'da e, ee, arasında kadınların ticarette de rolleri olabiliyor. Ve o türden mühürleri belirli ticari sözleşmelerle bağlı olarak kullanabiliyorlarmış. Yani hikaye bir de bu taraftan bakalım. Hikaye çok zengin bir hikaye. Hikaye kolay kolay tükenmeyecek olan bir hikaye. Ben diyorum ki ne mutlu bizlere, iyi ki buradayız ee, ve ne mutlu bana, iyi ki sizin gibi e, beni sabırla dinleyen izleyicilerim var.